Projem beni nasıl daha... Projemin beni... Herkese selamlar. Ben Aleyna. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Bunun yanında da 3 senedir Isaac'te aktif bir şekilde gönüllülük yapıyorum. Şu anda da Isaac Türkiye'nin genel merkezinde gönderen taraflı Global Volunteer'dan sorumlu direktörüm. Yani aslında temelde Türkiye'deki gençleri yurt dışına sosyal sorumluluk projelerine gönderiyoruz. Benim Isaac'le tanışmam 3 sene önce Portekiz'deki kendi Global Volunteer tecrübemden sonra oldu. Oradaki Isaac'i, onların yaptıklarını, projeleri görünce kendime şunu söyledim. Ben de aynısını kendi ülkeme dönüp yapmalıyım. Ve geldiğim gibi Isaac'e girdim. 3 senedir de aslında her günümü Isaac'le geçiriyorum diyebilirim. Bu projenin bana kattığı çok fazla şey var. Yani şu anda saymaya başlasam muhtemelen günler, saatler sürer. Ama en büyük şey bence bu projenin bana verdiği kendimi tanımamdı. Yani projenin başlangıcındaki Aleyna ile 6 hafta sonraki Aleyna kesinlikle aynı kişiler değildi. O proje süresi boyunca çok fazla kendi başıma gezmeye çalıştım. Hiç bilmediğim sokaklarda yürüdüm. Çok fazla yeni kişiyle de tanıştım. Aslında bu yeni kişilerle tanışmam bana şunu sağladı. Ben hep kendimi kendim olduğum gibi tek bir açıdan görüyordum aslında. Ama projeden sonra kendimi başka insanlardan dinleme fırsatı da elde etmiştim. Ve bu 6 hafta boyunca kendime sürekli kafamda sorduğum, kafamda dönen soru şu oldu. Sonsuz paraya ve sonsuz zamana sahip olsam ben hayatımın sonuna kadar ne yapmak istiyordum? Birazcık daha bunu düşünmeye çalıştım. Çünkü bence bu sorunun cevabı benim tutkularım ne, neyi seviyorum, neyi sevmiyorum bunları cevap verecekti. Daha sonra Isaac'e katıldıktan sonra Türkiye'de aslında birazcık daha liderlik gelişimine odaklanmaya çalıştık. Çünkü aslında Isaac'in de yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi genç liderler yetiştirmek. Çok fazla takım yönetme deneyimim oldu. Çok fazla yeni insanları yönetme şansım oldu. Ve bence bu benim liderliğimi de çok farklı açıdan geliştirdi. Yani benim ilk takım yönetimimle son takım yönetimim arasında aslında dağlar kadar fark var. İnsanları dinlemeyi, onlardan feedback almayı, bir planı, hayali, stratejiyi geliştirirken aslında takımla beraber nasıl çalışılır, ne açıdan feedback verilir bunları öğrendim ve şu anda da aslında tecrübeme yine öğrenerek devam ediyorum. Projem kendini daha iyi tanıyan bir insan olarak geri dönmemi sağladı. Çünkü ben şuna çok inanıyorum ki bir insan zorlanmadan, o konfor alanı dediğimiz güvenli alan içerisinden dışarıya çıkmadan bence çok da iyi kendini tanıyamıyor. Zorluk çektim. Çünkü yeri geldi hiç dilini bilmediğim insanlarla 6 hafta boyunca vakit geçirmek zorundaydım. Çocuklar için yine aynı dili konuşmadığımız çocuklar için proje yazmak, onlara bir şeyler öğretmek zorundaydım. Ve şu anda baktım ki bunlar gerçekten beni çok çok geliştiren şeylerdi. Örneğin proje yönetimi. 6 hafta boyunca her hafta için farklı projeler yazmamız gerekiyordu. Ve ben daha önce hiç proje yönetimi alanında yeteneğimin olduğunu bilmiyordum. Ya da toplum önünde konuşma, topluluk önünde konuşma. Orada çok fazla bunu yapmak zorunda kaldım ama çok keyifliydi. Her farklı ülkeden gelen insanlar kendi ülkelerini tanıdıkları direkt Isaac Portekiz'deki insanlara sunum yaptığı etkinlikler içerisinde bulunmuştum. Bunun gibi proje yönetimi, topluluk önünde konuşma, deadline yetiştirme, insanlarla iletişim, takım yönetimi, zaman yönetimi gibi çok fazla alanda aslında benim bile kendimin yetkinliğine olduğunu bilmediğim alanlarda gelişmemi sağladı. Hem gittiğim proje hem 3 senelik Isaac serüvenim günün sonunda Aleyna'yı daha kendini bilen bir insan haline getirdi. Umarım siz de yolu Isaac'le kesişen şanslı insanlardan olursunuz. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.